Bugün 5. gün, 5. günün sabahı. Sabah saat bayağı erken şu an. Avare avare dolanırken bir kilise gördüm. Ve burada sanırım şu an vaaz vakti. Dün bir de pazar. Pazar sabahı kilisede bir şeyler söyleniyor. Duyuyor musunuz? Anlamıyoruz ama ben öyle olduğunu kabul ediyorum. Şu tarafımda benim. Şimdi göstereyim size de. Bakın. Görüyorsunuz orada. İnsanlar, içeride oturanlar var. Sanırım içerisi dolduğu için bir kısmı da dışarıda bekliyorlar ve papazın vaazını dinliyorlar. Bu arada şunu fark ettim, ne zamandır söylemeyi unutuyorum. Şeyde, Dubrovnik'te hiç şey görmedim, zincir, mağaza gibi bir şeyler görmedim. Özellikle hani zaten kıyafet, şu bu, onlar da yoktu. Ve şey de yok, hani mesela Starbucks görmedim hiç öyle bir şey. Ya da işte böyle İngiltere'de ya da Avrupa'da olan diyeyim, hani böyle yemek satan, örneğin Five Guys vardır hani Amerika'dan gelmiş ünlü. Ya da Nando's var İngiltere'de, çok ünlü. Ne bileyim, onun gibi böyle zincir olan restoranlar görmedim. Gördüğüm kadarıyla hepsi yerel, yani kendi insanın yaptığı, hani kendi çıkardıkları restoranlar, kafelerdi. Sanırım burada da aynı. Henüz burada da o tip bir şeyler görmedim. Tabii ki bu güzel bir şey. Kendi insanın para kazanıyor. Ayrıca daha da önemlisi, bence bölgenin turistiklik hissini arttırıyor. Yani şimdi ben gittiğim her yerde aynı restoranları görmek yerine isterim ki o ülkeye özgü, o bölgeye özgü yerler olsun, yemekler olsun, insanlar olsun. Bunu tercih ederim. Daha kendine özgü bir yer olsun. Sadece binalarıyla değil, tatlarıyla, kokusuyla, ağacıyla, her şeyiyle. Ne kadar kendine özgü olursa bence bir yer o kadar popüler olur, o kadar beğenilir, o kadar merak edilir. Bugün bir yürüme turuna katılacağım. Yemeği ondan sonra yiyerim diyordum ama düşündüm ki çok acıkabilirim, yani şu anda açım. O yüzden kendi patatesli börek aldım. Her gün börek yiyorum abi. Aslında başka bir şey alacaktım. O ara bir muhabbet oldu, böyle almak zorunda kaldım bu böreği. Ya böyle boş bir şey alacaktım ya da belki çikolatalı falan bir şey alacaktım. Neyse, şu an gördüğünüz gibi böyle pazar gibi bir yerden geçiyorum, böyle bir sokak. İnsanlar burada gördüğüm kadarıyla kendi şeylerini de satıyorlar. Kendi eski eşyalarını. Sadece böyle sıfır yeni eşyalar değil. Kendi kullanmadıkları ayakkabı, şu bu, sizlere de çektim. Onları da getirip burada sattıklarını gördüm. Biraz aşağı doğru gideceğim. Daha sonra deniz kenarında sanırım bir yerde bir yürüyüş turu başlıyor. Eski şehri anlatacaklar. Orada kahve içeceğim ve tura katılacağım, bulabilirsem turun noktasını ve tur başlarsa, ondan da emin değilim. Thank you.
iki kişinin zorla yan yana sığabileceği bir sokak. Böyle tatlı bir küçük böyle bahçe. Bahçe diyeceğim yani, ufacık bir yere açılıyor ve buradan dönüyorsunuz yine dar bir sokaktan. Devam. Yavaş yavaş kahve içmeyi düşündüğüm yere doğru gidiyorum. Bu arada arkadaşlar, burası Hırvatistan'ın çok az bir nüfusu var. 4-5 milyon gibi bir şey gösterdi az önce baktım. Gerçekten çok küçük tabii Türkiye'ye göre, hem alan açısından hem nüfus açısından. Ama kötü mü? Kötü değil bence. Az insan olması her zaman daha iyi. Yani çok insan oldu mu kontrol etmek, bir şeyleri düzene sokmak çok zorlaşıyor. Bu arada burası Split, Hırvatistan'ın ikinci büyük şehri ve yalnızca turistik değil burası, aynı zamanda böyle ticaret anlamında da Hırvatistan'ın önemli noktalarından bir tanesi. Az önce size kahveyi ve suyu çektim. Neden çektim? Çünkü YouTube videolarının birinde izlemiştim. Hırvatistan'da yaşayan bir Amerikalı kız diyordu ki işte burada her zaman kahvenin yanında mutlaka su da gelir. Ama ne yazık ki Dubrovnik tabii ki kendi çapında başka bir şehir herhalde. Orada hiç gelmedi yani. Ne zaman su desem şey mi diyorlardı, hani still or sparkling, yani gazlı bu şey soda mı su mu gibi soruyorlar. Hemen yani onu şey yapacaklar, paralı olacak, onu demek istiyorum. Ama burada ilk kez dün içmedim burada kahve diye hatırlıyorum. Bugün işte az önce işte suyla geldi. Çok güzel bir şey bence. Diğer bir şey de kahveyi espresso, double espresso şeyi yok burada. Yani bir tane, normalde bir tane espresso atıyorum 10 liraysa, double espresso ne bileyim işte 15 lira olur. Burada öyle değil. Sanki iki tane single, iki tane tek espresso söylüyormuşsun gibi. Birini 10 liraysa double söyleyince 20 lira yazıyorlar. Lan böyle bir şey yok yani. Böyle bir saçmalık. Dur. Daha da büyük bir saçmalık. Burada kart ödemesi yok. Arkadaşlar böyle bir saçmalık var mı ya? Yani az önce oturduğum yer kocaman bir restoran. Hani geleceksin belki 4-5 kişi grup, böyle işte ne bileyim belki içki içeceksin, yemek yiyeceksin. Kart ödemesi yapamıyorsun. Yani yanında böyle tomar para mı taşıyacaksın? Böyle saçma sapan bir şey olamaz ya. Kocaman bir şehir, kart ödemesi almayan bir sürü yer var yani. Yazıklar olsun. Ne yazık ki benim katılacağım yürüyüş turu, bu arada bu yürüyüş turu bedava arkadaşlar, şöyle birçok şehirde böyle bedava yürüyüş turları bulabiliyorsunuz. Tabii ki güvenilirliği bir tık daha az oluyor. Mesela 9.30'daydı, saatini 11'e almışlar, e-posta atmışlar. Muhtemelen 9.30'da benim gibi zaman köründe kalkıp da haydi tura diyen çok büyük bir kitle olmadığı için saatini 11 almışlar. Abi bu arada kapalı, girmediğim bir yere gireceğim şimdi. Neyse, oraya girmeden şunu söyleyeyim. Bunu dediğim gibi birçok şehirde bulabiliyorsunuz. Bedava diye geçiyor ama tur bitiminde gönlünüzden ne koparsa anlatıcıya, tur rehberine veriyorsunuz. Ben böyle bir turu tercih etmiştim. Diğerleri bayağı pahalı oluyor bence. Birazcık gereksiz. O şekilde. Bir de size şimdi şurayı çekeceğim ve git bakın şöyle bir yer. Şöyle. Şimdi dün biletini aldığım ve henüz gitmediğim iki yer daha var. Oralara uğrayacağım. Saat 11'deki tura da katılacağım. Az önce meydanda otururken sarılı bir hanımefendi, walking tour, yürüyüş turu yani yazan bir şey taşıyordu. Ben de gittim, arkamdaki hanımefendi bu arada. Evet.
Ben de gittim. Neyse işte gittim, ben tura katılmak istiyorum dedim. Öncelikle 150 kuna dedi. Ben de dedim ki 150 kuna, yani anlattı biraz. Yani 150 kuna fazla dedim. Yani ben öyle bir para vermeyi düşünmüyordum. O yüzden o zaman bana 100 olur dedi sana. Ben de iyi dedim. O bilet aldım. 10.30'da başlayacak tur. Şu an yaklaşık bir 40 dakika falan var turun başlamasına. Ben de zaman öldüreceğim buralarda. Daha sonra 10.30'da yürüyüş turuna katılacağım. 1 saat 15 dakika sürecek. Ondan sonra da bugün bir plaj planım var. Yani ne yapacağım abi akşama kadar yani. Bir denize gidelim değil mi yani? Gördüğünüz tapınak Jüpiter Tapınağı arkadaşlar. Burası 3. yüzyıla tarihleniyor bu bina. Yani Split'te, şehirde Romalıların hakim olduğu dönemde yapılmış yapılardan bir tanesi. Şu önünde hemen Mısır'da da gördüğümüz sfenkslerden birini görüyorsunuz. Başı falan gitmiş ama gövdesi duruyor. Ayrıca burada şimdi size göstereceğim hemen şurada bir sokak görüyorsunuz. Orası bir sokak ve şey deniyormuş oraya. Burada yerel halk tarafından Let Me Pass sokağı gibi bir şey deniyormuş. Yani bırak da geçeyim. Bir kişi geçebildiği için daracık bir yer. Let me pass. Yani bırak da geçeyim sokağı diyorlarmış oraya. Split'in en dar sokağıymış. Nereden öğrendim? Az önce bir tane rehber anlatıyordu. Ben de ondan çaldım bu bilgiyi. Evet, amcaya bırak da geçeyim demeyeceğim. Amca geçiyor, o geçsin. Evet, ben hemen sonrasında geçeceğim. Gördüğünüz gibi bırak da geçeyim sokağını. Evet, şöyle göstereyim. Merdivenli ve dar. Şöyle. Az önce düşüyordum burada. Geri zekalı gibi düşüyordum. Allah'ım yarabbim. Bakın burası. Arkadaşlar bugün pazar demiştim. Bakın dün gezdiğimiz kilise şurası. Ve şu an ork sesleri geliyor. Duyuyor musunuz siz de? Bilmiyorum, duyuyorsunuzdur umarım. Ve şu an zaten ziyarete kapalı orası. Sadece ne derler, dini amaçlarla gelen diyelim yerel halk oraya gidiyor. Birazdan benim yürüyüş turum. Şurada sarı ablamı görüyorsunuz. O sarı ablanın olduğu yerden başlayacak. Bu arada sarı ablamıza bileti aldım ya ben. Parasını hani lan dedim, gelirim 10.30'da. Kadın yok, kimse yok. Benim 100 kuna. Çok bir para değil ama. Acaba dedim böyle bir şey olabilir mi? Yani olma ihtimali tabii ki düşük gördüm ama yine de bir an aklımdan geçti. Neyse ki kadın orada. 10.30'a kadar da herhalde artık 10 dakika var, gitmez. Param boşa gitmedi. Yürüyüş turu gerçekleşecek. Arkadaşlar ekiple gezmeye devam ediyoruz ve az önce şuradan bahsetti. Şurada gördüğünüz gibi yine bir tapınak var. Bu bir az önce gösterdiğim saray aslında. Bir dakika, şimdi toparlayamadım. Şunu hemen çekip yetişmem lazım gruba. Az önce şurayla ilgili bilgi verdi. Yunanlıların kullandığı, Türkiye'de de olan bir
yöntemle yapılmış duvarlardan bahsetti ve metal kullanmadan taş ve çeşitli malzemelerle ama yüzyıllarca bilmem kaç bombardıman, savaşlar, depremler vesaire hepsine dayanmış. İşte bundan bahsetti. Yalnız o kadar çok şeyden bahsediyor ki yani ben bunları anlatmam, sizlere hepsini aktarmam mümkün değil. Ufak ufak bilgi vermeye devam edeceğim. Split gezimiz devam ediyor. Arkadaşlar çok güzel. Burada bir mozaik sokak görüyorsunuz ve bu orta çağ zamanlarından şunu gösteriyor. Her şey birbiriyle alakalıdır, ilgilidir diyor. Gördüğünüz gibi her şey birbirini etkiler gibi bir anlamı var mozaiğin ve burada da şu gördüğünüz şeyi de ne için yapmışlar? Bir dakika. Anlatmaya devam edeceğim. Grubu takip etmek zorundayım. Az önce gösterdiğim kuleyi de şu nedenle yapmışlar. Moğollar buraya kadar gelmişler. Split'in yaklaşık 18 kilometre yakınına kadar Moğol istilası diyelim yaklaşmış ve geçtikleri her yeri yakıp yıkmalarıyla ünlülermiş. Şimdi öyle diyor. Ben rehberin söylediklerini size aktarıyorum. Ve bu nedenle Moğol istilası Split'e çok yakın bir yerde sanırım 2. 3. yüzyıllardan bahsetti. Durdurulduğu için Tanrı'nın ya bir teşekkür olarak o kuleyi yapmışlar. Az önce yürüyüş turumuz bitti ve sizin daha önce gördüğünüz bu noktada gördüğünüz gibi şu heykelimiz var, orada bir kulemiz var ve burada da şehrin kuzey kapısı var 4. yüzyıllara dayanan tarihiyle. Şu heykelle ilgili bir şey daha az önce öğrenmiş olduğum sizlerle de hemen paylaşayım. Bu Gregory dediğimiz dini kişilik diyelim kendisi Hristiyanlığı burada Hırvat dilinde yani burada yaşayan insanların kendi ana dilinde anlatmış ve bu nedenle hatta öldürülmüş. Çünkü o zamanlar sadece Latin dilinin kullanılması isteniyor. Ama gördüğüm kadarıyla Hırvatlar mesela İngiltere'den en azından Londra'dakilerden daha biraz daha dindarlar. Bu bizim rehberimiz de bence birazcık o konuda şeydi, daha dindardı ve bu adam sayesinde yani beyefendi sayesinde Hırvatlar kendi dillerinde, her zaman kendi dillerinde Hristiyanlığı yaşayan bir millet olmuşlar. Öyle de devam ediyorlar. Arkadaşlar şu money exchange, bu sarı siyah tabela olan yer şöyle bir şey diyor. 1 pound'a 6.7 kuna veriyorlar. Yalnız şöyle bir durum var. Ben dün bir yerde 8.2'den bozdurdum. 8.2 bile az bu arada. Normalde 8.5'in üstünde eğer internete bakarsanız benim 1 pound için 8.6 falan almam lazım. Dedim ki niye bu kadar düşük dedim. Şaka mısınız? Yani kim buradan bozdurur? Yani mal mıyım ben? Niye buradan bozdurayım? Başka bir yer. Çünkü bu turistik bölgede buldum ben yine o fiyatı. 8 nokta bilmem kaç işte neyse. Bilmiyorum diyor. Bilmiyorum niye bu kadar az diyor. Yani bilmiyorum. Enayi mi arıyorlar? Enayi'yi Türklerden zor bulurlar. Ben size söyleyeyim. Abi şu tatlılıklara bakın. Şuna bak ya. Senin ne tatlıdın ya. Senin ne güzel desenlerin var. Ay. Pis. Bak pisiye bakmıyorlar ha. Türk kedileri bakıyor herhalde pisiye. Şu an plaja doğru gidiyorum. Ne yapacaktım biliyor musunuz? Şu arkamda gördüğünüz küçük araçlar var ya. Böyle minik motor, siklet gibi şeyler. Onlarla gidecektim. Yakın zaten plaj yürüyerek 15 dakika falan. Ama gidemedim. Çünkü neden? Tabii bunlar 50 kuna istediler. 50 kuna sadece plaja kadar işte birkaç dakikalık mesafe. Şimdi düşündüm buranın işi belli olmaz ki abi. Plaja gideceğim. Plaj diyecek ki bana kart geçmeyecek. Benim yanımda zaten bilmiyorum kaç para var. 100 kuna mı var? 150 kuna mı var? Sonra plaja giremeyeceğim. Orada sonra şey ara, ne derler, çevirecek bir yer ara falan. Ay dedim ki yani yoksa onu da gidecektim aslında. Size de böyle bir enstantane yaratacaktım. Ama ne yazık ki böyle bir durum olduğundan ötürü şu an yürüyerek tabanvayla plaja doğru gidiyorum.